Годо. Годо. Gel oğlum gel. Godo. Godo godo. Bildirdim. Bildirdim. Oo yakışıklı. Kahpe Bizans'ın cesur güzellerini kovalıyorsun yine. Bırak abi ya. Sen geç dalgana az kaldı zaten. Yakında görürsün. E oğlum gel cüz vermiyorlar işte. Olsun abi biz bekleriz. Elbet gelir. Oğlum bırak bu işte. Yok gelecek de bulacaksın da. Biz de göreceğiz. Hazira burada oğlum. Alacaksın bir bilet, gelirse buradan gelir. Yoksa öyle onlar, boş işler. Bırak abi ya, benim ne işim olur bilet falan. Hem beni biliyorsun zaten. Çerin ilacı olsa, tövbe tövbe. Tamam, tamam. Takılıyoruz. Bırak şundan da uğraşmayı da, kalk bir çay ver de içelim. Tamam, geç otur getiriyorum. Oo hocam. Buyur gel. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ne haber? İyi sağ ol hocam. Sen nasılsın? Buyur gel kahvaltı yapalım. Eyvallah sağ ol. Hiç aç değilim. Vallahi hocam bak ya. Teşekkür ederim. Gel otur hocam şöyle. Çay içer misin hocam? Çay. Çay söyleyeyim. Tamam. Bir çayım varsa alırım abi. Ne demek hocam ya? Cüneyt! Cüneyt! Ya Cüneyt oğlum. Hocama bir çay getir. Ee hocam? Nasıl gidiyor? İyi Arif, senin de var ne yok. Nasıl gidiyor işler? Ya hocam ne olsun ya. Bu arada biraz sıkıntılı hocam ya. Allah seni yandırsın. İşler kötü. Millet internet, işte cep telefonu falan filan derken bizim işler biraz sıkıntıya girdi diyebilirim sana yani. O yüzden ya süreç biraz sıkıntılı gidiyor. Piyasa kötü olduğu için. Yani eskiden olsa, ooo eskiden var ya kraldık ya. Ama şimdi bana mısın yok arkadaş. O kadar piyasa kötüleşti ki yani ne yapacağım şaşırdım artık yani. O zaman sen de eskiydin Arif. Nasıl yani hocam? Senin de kendini yenilemen lazım, güncellemen lazım yani. Hocam güncelleme lazım diyorsun da. Böyle vitrini falan yenilemen lazım. Yani herkes şeyler... bir anda hocam oluyor mu Allah aşkına seversen? Takip etmen yani lazım oğlum, bu iş böyle bir iş yani. Hani yoksa başka türlü olmaz. Vallahi hocam ne yapayım yani, kabus kabuğundan gemiler yapıp da bir şey mi yapayım, satayım mı yani, öyle mi yapayım, onu mu diyorsun yani? Varsa öyle bir muayelen yap Arif. Neyim? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt, ne haber? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? İyi, çok şükür. Hocam ya. Müsait olduğunda bizim işlerine baksan. Tamam. Hayırdır Cüneyt? Ne oluyor? Ne karıştırıyorsun hocayla? Yok bir şey abi ya. Aramızda işte. He iyi bakalım. Aranızda olsun. Neyse ben birazdan kalkarım. Ben sana şu çay parasını vereyim de kardeşim. Allah. Şunları al sen. Ben birazdan kalkarım. Çay parasını vermiş olmasın sonra. Hocam ben de birazdan kalkayım. Eyvallah. Tamam. Karaoke'ye gideceğim. Mal falan lazım dükkana. Tamam abi. Onları halledeyim. Kendine iyi bak. Çayımı son bir yudum atayım hocam. Hocam neyse ben kaçar. Benden bir isteğin var mı? Kendine iyi bak. Çay için teşekkür ederim. Eyvallah görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Yok abi siz onu öyle yapmayın. Bak sen abi şeye bırak. Malzemeleri Murat abiye bırak. Ben oradan arabayla alırım. Ya tamam bak sen... İyi tamam Serkan'daki malzemeleri de Murat abilere bırakın. Ben akşam geçip alayım onları. Tamam. Yok akşamki iş o kadar uzun bir iş değil zaten. Ben halledip çıkacağım zaten oradan. Tamam. Tamam hadi. Tamam uzatma hadi. Hadi görüşürüz. Hacı hocalık yapma hadi. Cüneyt. Efendim hocam. Ne yaptın Cüneyt? Ne de senin hazırlıklar? Şey ben de demin onu diyecektim hocam. Biliyorsun. Tamam da oğlum yani böyle ulu orta olmaz o iş yani. Orada tamam, sen hocam konuşuyorsun böyle. Senin tamam, işler, senin malzemeler tamam. Her şey hazır hocam. Bir de siz gelseniz daha iyi olacak. Tamam ben akşam malzemeleri alacağım, geleceğim zaten. Tamam hocam. Işık falan lazım olacak, sen ışığı ayarlarsan. Tamam hocam, ışığı da ben ayarlarım. Tamam, o zaman. Hocam bir de siz gelirken o makineyi getirmeyi unutmasanız daha tamam iyi olacak. Makineyi ben getireceğim, merak etmeyin. Tamam, tamam hocam. Akşam görüşürüz.
Alo, efendim anne. İyiyim anne, siz nasılsınız? Babam nasıl? Tamam anne, halledeceğim en kısa zamanda. Yok anne, yok. Valla gitmiyorum artık. Bıraktım o işleri. Yok, çalışıyorum normal bu işte. Tamam anne, tamam. Halledeceğim en kısa zamanda. Anne, bir arkadaşım gelecekti. Ben seni daha sonra ararım. Sen babama da selam söyle. Tamam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt. Merhaba. Merhaba hocam. Ne haber? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi. Her şey hazır değil mi? Her şey hazır hocam. Işıkları falan ayarladın. Hepsini ayarladım hocam. Tamam. Nereye geçiyoruz? Siz şöyle buyurun hocam. Tamam. Hocam bir şey içer misiniz? Yok, bir şey içmeyeyim Cüneyt. Sen hemen hazırlan. Şu işi halledelim. Tamam hocam. Tamam, sen şu şeyi de bana ver. Tamam, hemen vereyim. Hadi. Karşıki camdan süzülen ışık da ne? Anladım. Şark orası. Juliet ise güneşidir. Yüksel ey güzel güneş. Şu hasutayı öldür. İlahın olan aydan daha güzelsin diye. Bak nasıl da ay sararıp sorup vermiş kederden. Madem ki kıskanıyor, vazgeç kuduk etmekte. Bakire elbisesinin soluk yeşil rengi var. Sen onlara bürünme. Onu deliler takar. Sevgilim, ta kendisi. Aşkımdır, eşimdir bu. Ah ne olurdu bileydi sevgilim olduğunu. Konuşuyor ama gene de ses çıkmıyor ağzından. Bitti mi? Olmadı mı hocam? Bey oldu mu Cüneyt? Bu ne 23 Nisan şiiri gibi? Duygu yok, vurgu yok. Hiçbir şey yok. Hem o üzerindeki cübbe ne? Şapka falan nedir o? Hocam bir önceki oydan kalmıştı da başka bir şey bulamadım da. İsterseniz bir daha alalım hocam. İyi tamam alalım. Hadi Cüneyt. Tekrar. Dur. Şu karşıki camda süzülen ışık da ne? Anladım. Şark orası. Juliet ise güneşidir. Yüksel ey güzel güneş. Şu hasutayı öldür. İlahın olan aydan daha güzelsin diye. Bak nasıl da ay sararıp solup vermiş kederden. Madem ki kıskanıyor, vazgeç kullak etmekten. Bakire elbisesinin soluk yeşil rengi var. Hop. Ne bu Cüneyt? Efendim hocam. Ne yapsak, ne yapsak? Cüneyt. Efendim hocam. Yok mu oğlum senin sevdiğin falan? Şey hocam. Var da. Ona bakınca ne görüyorsun sen? Şey hocam. Görünmüyor ne hocam? Nasıl yani? Hani hocam insan sevdiğine bakınca başkasının göremediğini görür ya. Öyle değil midir hocam? Ha, öyledir Cüneyt, öyledir. Şimdi sen şu tirada atarken balkonda gördüğün kız senin sevdiğinmiş gibi düşün. Onu hayal et. Juliet'e bakarken mi hocam? Ne bu kızın ismi ne? Naz. Nazife hocam. Ha. Köyde mi bu kız? Evet. Tamam. Bak sen şimdi Juliet'in olduğu yeri, balkonu, Nazifelerin damı, evi gibi düşün. Sen de ona tirad atıyormuşsun gibi düşün. Öyle yap. Öyle hayal et. O Nazife'ymiş gibi hayal et. Tamam mı? Öyle at. Yok mu bu kızın resmi falan sende? Şey hocam. Var da. Ver şu resmi. Utanma lan. Böyle mi aktarılacaksın sen? Ver. Bak şimdi. Aha bu Juliet. Nazife. Bundan sonra Nazife oynuyorsun. Tiradını anlatıyorsun. Onu düşün. Nazife'yi tirad atıyormuşsun gibi düşün. Onu hayal et. Tamam? Tamam hocam. Hadi. Hadi. Dur. Şu karşıki camdan süzülen ışık da ne?
Anladım. Şark orası. Juliet ise güneşidir. Yüksel ey güzeli güneş. Şu hasutayı öldür. İlahın olan aydan daha güzelsin diye. Bak nasıl da ay sararıp solup vermiş kederde. Madem ki kıskanıyor, vazgeç kulluk etmekte. Bakir elbisesinin soluk yeşil rengi var. Sen onlara bürünme. Onu deliler takar. Sevgilim, ta kendisi. Aşkımdır, eşimdir bu. Ah ne olurdu bilseydi sevgilim olduğunu. Konuşuyor, yine de ses çıkmıyor ağzından. Heh, şimdi oldu bak. Duygu olacak oğlum işin içerisinde. Yoksa duygudan başka nedir ki insan? Hocam keşke makineyi getirseydiniz. Ajans için. Hocam bir sefer daha deneyelim mi? Bak daha güzel olacak. Dur. Şu karşıki damdan süzülen ışık da ne? Anladım. Şark orası. Juliet ise güneşidir. Yüksel ey güzeli güneş. Şu hasutayı öldür. İlahın olan aydan daha güzelsin diye. Bak nasıl da ay sararıp solup vermiş kederle. Madem ki kıskanıyor, vazgeç kulluk etmekte. Bakir elbisesinin soluk yeşil rengi var. Sen onlara bürünme. Onu deliler takar. Sevgilim, ta kendisi. Aşkımdır, eşimdir bu. Ah ne olurdu bilseydi sevgilim olduğunu. Konuşuyor, yine de ses çıkmıyor ağzından.